Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek hamurdan 3 farklı kurabiye hazırlayacağım. İlk olarak oda sıcaklığında beklettiğim tereyağını kabıma aldım. Üzerine de pudra şekerini ekledim. Çatal yardımıyla şöyle ezerek iyice birbirine karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra içerisine bir tane yumurtamızı ekliyoruz. Tekrar çatal yardımıyla ezerek karıştırıyoruz. Şimdi içerisine unumuzu ilave edelim. Bir paket vanilyamız var. Onu da ilave edelim. Bir çay kaşığı da kabartma tozu ilave edeceğiz. Tekrardan şöyle bir çatal yardımıyla karıştıralım. Daha sonra elimizle hamuru yoğurup kıvama getireceğiz. Kurabiye hamurumuz tamamdır. Şöyle uzun bir şekil verdim. Şimdi hamuru 3 parçaya böleceğiz. İlk olarak küp kurabiyemizi yapacağız. Şöyle hazır pasta süslerinden kullanıyorum. 2 yemek kaşığı kadar ayırdım. Şimdi hamuru şöyle biraz açalım elimizle. Pasta süslerini ilave edip hamuru iyice yoğurdum. İyice karıştılar birbirine. Şimdi merdane yardımıyla açacağım. Bir parmak kalınlığında yeterli olur. Hamurumuzu açtık. Şimdi küçük küçük kareler keseceğiz. Önce şu kenarlarını kesiyorum. Kenarlarını kestim. Gördüğünüz gibi düzgün bir kare elde ettik. Şimdi küçük karelerimizi keselim. Küp kurabiyelerimiz tamamdır. Şöyle bakın. Bunları yağlı kağıt serdim. Tepsiye diziyorum. Sıra ikinci kurabiyemizde zencefilli kurabiyemizi yapacağız. Yine şöyle hamuru elimizle biraz açalım. Bir çay kaşığı zencefili ilave ediyorum. Şimdi zencefilli hamurumuzdan şöyle küçük parçalar kopartalım ve yuvarlayalım. Böyle küçük toplar elde edeceğiz. İlk önce bu ön tarafını yumurta beyazına batırıyorum. Daha sonra da toz şekere. Bu şekilde tüm hamurumu hazırlayıp tepsiye alacağım. Sıra geldi 3. ve son kurabiyemize. Yine hamurumuzu şöyle bir bastıralım, açalım elimizde. Kakaomuzu ilave edelim. Kakaolu hamurumuz da tamamdır. Şimdi hamurdan küçük parçalar kopartalım. Yuvarladıktan sonra dikine bir şekilde bonibonlardan koyalım. Bu şekilde tüm hamurumuzu hazırlayalım. Yuvarlayıp bonibon yerleştirelim. Kurabiyelerimizin hepsi tamamdır. Şimdi 180 derecelik fırında 15 ila 20 dakika kadar pişireceğiz. Tek hamurdan yapmış olduğumuz 3 farklı kurabiyemiz hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu arada videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.